Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders kitabımızdaki çalışmalarımıza ikinci ünite konularıyla devam ediyoruz. Yine çok kolay bir konu rasyonel sayılar. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Kitabımız konuya birkaç soruyla başlamış hemen onları cevaplayalım ve alıştırmalara geçelim. Çocuklar burada uzunluk olarak buranın tamamı 3 bölü 22 kilometreymiş. Tabi sağ tarafta da bir kısmını vermiş 7 bölü 88 kilometre. Soru işaretiyle de buranın uzunluğunu sormuş. Biz tamamından yani 3 bölü 22 kilometreden verilen kısmı çıkararak istenilen kısmı bulacağız. 7 bölü 88'i çıkaralım. Çıkarma işlemi yapılırken paydalar eşitlenir. 3 bölü 22'yi 4 ile genişlettiğimizde 12 bölü 88 olur. Eksi 7 bölü 88. Paydalar eşitlendikten sonra paydan pay çıkarılır paya yazılır. 12'den 7'yi çıkardık 5 paya yazdık. Ortak payda da paydaya yazılır. 5 bölü 88 kilometrede burasıymış. Diğer bir şekilde bakın modelleme yapmış. Bir kesri modellemiş. Modellerde bir tam, bir tam, bir tam olmak üzere 3 tam boyanmış. Sonra bir bütün 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya bölünmüş. Kesir çizgimizi çiziyoruz. Paydamızı 6 yazıyoruz. Bir parçası boyanmış payımıza da 1 yazıyoruz. 3 tam 1 bölü 6'nın modellenmiş halidir. Burada da kesirler ve modellenmiş şekilleri verilmiş. Burada da bir diyagram verilmiş ve çıkarma toplama işlemi yapmamızı istemiş. 2 bölü 15'ten eksi 1 bölü 45'i çıkarırken paydaları eşitlemeliyiz. Öncelikle 2 bölü 15'i 3 ile genişletelim ve 6 bölü 45 yapalım. Şimdi 6 bölü 45'ten çıkaralım eksi 1 bölü 45'i. Çocuklar yine tam sayılarda olduğu gibi çıkarma işlemi yapılırken çıkan sayının işaretini değiştiriyoruz. Eksiyi artı yaptık. Topluyoruz eksilen sayıyla. Paydalar eşit olduğuna göre paylar toplanır paya yazılır. 6 artı 1 bölü ortak payda da paydaya yazılır. 7 bölü 45 olarak bulunur. Burası 7 bölü 45. Şimdi de toplama işlemi yapmamızı istemiş. Toplama işlemi yapılırken de yine paydalar eşitlenmeli. Eksi 3 bölü 5'i 9'la genişletiyoruz. Eksi 27 bölü 45 olur. Toplama işlemi yapılırken 7 bölü 45 artı parantez içerisinde eksi 27 bölü 45 yazıyoruz. Paydalar eşit. Paylar arasında toplama işlemi yapılır. Paya yazılır. Ortak payda paydaya yazılır. Şimdi 7 ile eksi 27'yi toplayacağız. Zıt işaretli sayılar toplanırken mutlak değeri büyük olandan küçük olan çıkarılır. Mutlak değeri büyük olanın işareti yazılırdı. 27'den 7'yi çıkardık. 20. Mutlak değeri büyük olan eksi 27 olduğu için sonucun işareti de eksi olacak. Eksi 20 bölü 45 olarak bulunur. Bunu da sadeleştirirsek 20'yi 5'e böl 4, 45'i 5'e böl 9. Buraya eksi 4 bölü 9 yazarız. Şimdi gelelim alıştırmalarımıza. Birinci alıştırmamızda yukarıda verilen kutucuklardaki sayılardan kaç tanesi eksi 1 ile 0 arasında bir rasyonel sayıdır demiş. Kutucuklar negatif olacak. Eksi 1 ile 0 arasındaysa negatif olacak. Payı da paydasından küçük olacak. Bakın 4 bölü eksi 11 gibi. 4 bölü eksi 11 0 ile eksi 1 arasındadır. İşareti negatif. Payı paydasından küçük ise 0 ile eksi 1 arasındadır. Eksi 3 sıfıra uzaktır. 0 ile eksi 1 arasında değildir. 4 bölü 1 4'tür. Eksi 1 bölü 4. Bakın aradığımız negatif olacak. Payı paydasından küçük olacak. Eksi 1 bölü 4 de sıfırla eksi 1 arasındadır. 0 0 ile 1 arasında değildir. Eksi 16 bölü 2. Eksi 16 bölü 2 de eksi 8'e eşittir. 0 ile 1 arasında değildir. Bir tam sayıdır. Artı 8 zaten sıfırla eksi 1 arasında değil. Bakın aradığımız negatif olacak. Eksi payı küçük paydası büyük olacak. Eksi 2 bölü 5 de 0 ile eksi 1 arasındadır. Eksi 9 bölü 23. 9 bölü eksi 23. Bakın çocuklar eksinin eksiye bölümü artıdır. Normalde bu pozitif bir sayıdır. 9 bölü 23 sayısıdır. 0 ile eksi 1 arasında değildir. Pozitif bölgededir. 6 bölü 11 pozitif bir sayıdır. Eksi 7 bölü 15 de 0 ile eksi 1 arasındadır. İşareti negatif payı paydasından küçük olduğu için bu sayılar 0 ile eksi 1 arasında olan rasyonel sayılardır. İkinci çalışmamızda aşağıda verilen kutucuklardaki rasyonel sayılar ile bu rasyonel sayıların sayı doğrularında gösterilmiş halleri eşleştirildiğinde hangi rasyonel sayı açıkta kalır demiş. Sayı doğrularında işaretlenen yerlerin belirttiği sayıları bulalım. Bakın ilk sayı doğrumuzda 0 ile eksi 1 arası 3 eşit parçaya bölünmüş Eksi 1 yani negatif bölgede olduğu için işareti eksi olacak. 3 eşit parçaya bölündüğü için paydamız 3 olacak. 0'dan 1, 2 birim sola gidildiği için payımız da 2 olacak. Eksi 2 bölü 3'ün bulunduğu noktadır burası. İkinci sayı doğrumuzda eksi 1 ile 0'ın arası 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölünmüş. Dolayısıyla Negatif bölgede olduğu için sayı eksi olacak. Kaça bölünmüştü? 2, 4, 5'e bölünmüştü. Paydamız 5 olacak. Sıfırdan kaç parça ilerlenerek gelinmiş bu noktaya? 1 parça. Payımız da 1 olacak. Eksi 1 bölü 5'tir. Sonrasında bakın bu sayımızda 3. sayı doğrumuzda pozitif bölgede. Yani artı olacak. Sıfırla 1'in arası 1, 2, 3 eşit parçaya bölünmüş. Paydamız 3 olacak. 0'dan 1 2 parça ilerlenmiş payımız da iki olacak. Yani aralığın kaç parçaya bölündüğünü paydaya yazıyoruz. Sıfırdan kaç parça ilerlenerek bu noktaya geldiyse paya yazıyoruz. En son olan sayı doğrumuzda bakın eksi 1 ile eksi 2 arasında ve aralıklar kaç eş parçaya bölünmüş? 0 ile eksi 1'in arası 3. Eksi 2 ile eksi 1'in arası 3 eş parçaya bölünmüş. Eksi olacak negatif bölgede paydamız 3 olacak. Çünkü 3 eş parçaya bölünmüş aralıklar. Sonra bu noktaya sıfırdan kaç parça ilerlenmiş? 3, 4, 5 parça ilerlenmiş payımız da 5 olacak. Eksi 5 bölü 3'ün bulunduğu noktadır. Şimdi eşleştirelim. Eksi 2 bölü 3 burayla eşleşecek. Eksi 1 bölü 5 burayla eşleşecek. 2 bölü 3 burayla eşleşecek. Eksi 5 bölü 3 de burayla eşleşecek. Hangisi açıkta kalır? Eksi 1 bölü 3 açıkta kalır. Diyoruz. Üçüncü çalışmamızda aşağıda verilen her bir seçenekteki iki sayının değerleri eşittir. Buna göre aşağıdaki kare sembollerinin içine uygun tam sayıları yazınız demiş. Bakın çocuklar burada eksi 7 var. Karenin 2'ye bölümü eksi 7 olacaksa Karenin içindeki sayı negatif olmalı. Eksinin artıya bölümü eksidir. Tabi hangi sayıyı 2'ye bölersek 7 çıkar? 14. O zaman buraya eksi 14 yazacağız. Eksi 14 bölü 2 eksi 7'ye eşittir. Burada da 4 bölü eksi 9 var. Karşı tarafta eksi işaretini ne yapmış? Kesir çizgisinin önüne yazmış. Yani negatif bir sayı. Dolayısıyla buraya sadece 9 yazmamız yeterlidir. 13 bölü 2 eşittir. Eksi bölü eksi 2. Şimdi burada sonuç pozitif. Sağ tarafta da eksinin eksiye bölümü pozitiftir. Dolayısıyla sadece bizim buraya 13 yazmamız yeterlidir. Eksi 1 bölü 2 de burası negatifse sağ taraftaki de negatif olacak. 1 bölü kare. Karenin içindeki sayı ne olacak? Negatif olacak. Artının eksiye bölümü eksi olması için buraya da 2 yazacağız. 22 eksi 22 bölü 2 nedir? Eksinin artıya bölümü eksidir. Zaten buraya yazmış. 22'nin de 2'ye bölümü 11'dir. Buraya da 11 yazacağız. 1 bölü eksi 8 eşittir. Eksi 1 bölü 8 yazacağız. Burası negatif olduğu için burası da negatif olacak. Şimdi burada şu açıklamayı yapalım. Bir rasyonel sayı atıyorum. Eksi 2 bölü 5 sayısı. Negatif sayılardan. Biz bu sayıyı Negatif olduğu için payına yazabiliriz işareti. Eksi 2 bölü 5 olarak da yazabiliriz. Payına değil paydasına da yazabiliriz. Bu ifadelerin hepsi birbirine eşittir. Bu çalışmayı da bu şekilde yapıyoruz. Edilirleyen günlerde diğer çalışmalarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.